Görkemli hatıralar devam ediyor. Tarık Akan'a saygı duruşundayız bu akşam Halk TV'de ve biraz sonra Nur Sürer bizlerle birlikte olacak. Tarık Akan'ın arkadaşı onu anlatacak. Hüseyin Tüfekçi, Tarık Akan'ı unutmadık. Gülden Hanım, teşekkürler Halk TV. Mekanın cennet olsun, güzel insan, güzel adam. Unutmadık, unutulmayacaksın Tarık Akan. Yüreğimizdesin, kalbimizdesin diyor. Esin Korkmaz, saygı, özlemle seni anıyoruz Tarık Akan. Ekran başındayız. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Yurda Gül Aygün, bu dünyadan bir Tarık Akan geçti. Işıklar içinde uyu. Teşekkürler değerli Halk TV ailesi diyerek mesajını gönderiyor. Tarık Akan'ı, o devrimci yüreği, o devrimci duyguyu konuşmaya devam ediyoruz. Karşımızda devrimci duygularıyla, yüreğiyle hep var olan büyük oyuncu Nur Sürer var. Nur Hanım merhaba. Merhaba. Sesim iyi geliyor mu? Duyuyoruz sizi Nur Hanım. Biraz daha yüksek sesle konuşursanız, bir film setindeymişsiniz gibi. Ben yönetmen Tunç Başaran olarak, rahmetlik Nur içinde yatsın. Tunç Başaran olarak size kayıt diyorum. Tamam. Öncelikle bir şey söyleyeyim. Ben Marmaris'teyim. Yani Marmaris'in bir köyündeyim. Çok fena sallandık. Bütün bu bölgeye geçmiş olsun diyorum herkese. Evet, biz sizi duyuyoruz. Tarık Akan'ı Nur Sürer'e anlat desem, Nur Sürer Tarık Akan'la ilgili söze hangi yönüyle başlar acaba? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani elimizden yitip giden arkadaşlarımızla ilgili konuşmak o kadar zor ve acı bir şey ki bizler için. Biraz önce arkadaşlarım konuştu, Şerif konuştu, Melike konuştu, Rutkay, Arif abi. Yani biz Tarık ve diğer bütün arkadaşlarımızın ölümlerini asla onları asla unutmayacağız. Sizin için Tarık Akan'ın anlamı neydi Nur Sürer? Ben 3. filmimdi benim. Zaten ilk telefonu Tarık'tan almıştım ben. Evde oturuyorum ve ne haber Nur diye telefon açtı. Dedi böyle böyle dedi, bir film çekilecek Şerif Gören Derman diye, işte Ağrı'ya gideceğiz falan, arayacak seni şirket dedi. İşte aradılar, gittim konuştum. Öncelikle anlaşamadık ve döndüm ben. Bir iki gün sonra Şerif, Nur Sürer'le anlaşmadınız mı demiş. Yok efendim, şöyle böyle falan, hemen anlaşın demiş. Öyle aradılar, tamam anlaşıyoruz sizinle dediler ve işte kalktık gittik. Yani ekip önce trenle gittiler onlar ve karda da kaldılar bildiğim kadarıyla iki gün. Hava alanı açılmıştı ben gittiğimde. Mesela halen böyle bir şey yok Türkiye'de de, biz orada -34-35 derecede çalıştık. O zaman şey duyardık, yani -20'nin üzerinde yazılmaması gerekiyormuş falan diye, afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor falan diye. Öyle 45 gün Ağrı'da kaldık. Sevdiğimiz bir film oldu bizim Derman. Güzel çalıştık. Tarık zaten gerçekten sinemanın yani çok en önemli aktörlerden bir tanesi, yani bir tanesinden biridir. İşine çok bağlı, disiplinli. Çalışma arkadaşlarına saygılı, böyle bir insandır yani. Çocuk ruhlu.
çocuk ruhlu. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Tertemiz çocuk gibi kalbi olan bir adamdı. Bazen ben sinirlenirdim ve gelir sarılır Nurcuğum falan. Hadi gel kız barışalım falan diye. Yani çok iyi bir insanı çok çok erken kaybettik. Yani Tarık Akan belli bir sanıyorum 78 yılından sonra artık ben başka türlü sinema yapmak istiyorum diye. Yani o damat Ferit hikayesini silip işte madenle başlayan bir serüven ve o arada tabii işsiz de kaldığı dönemler oldu. Ama asla yılmadı Tarık Bey. Kafasındaki sinema yapmak üzere yola çıktı. Evet. Dolayısıyla tabii onun o yolculuğunda bizler de ben de o zaman genç bir oyuncuyum. Yeni sinemaya başlamış biriyim. İşte Derman'ı çektik. Ondan sonra sanıyorum 3 yıl sonra falan Şerif Gören, tabii Şerif Gören'i mutlaka söylemem gerekiyor bizim için. Sinemamız için çok önemli bir insan. Sonra Zeki Ökten'le, Zeki abinin ses filminde birlikte olduk. Yani mesela öyle bir coğrafyadan sonra Bodrum'da, Gümüşlük'te çalıştık. Ve filmin biteceğine yakın o zaman eşi hamileydi ve işte Barış, zaten film bitti döndük, Barış doğdu. Sonra dedim ki ya Tarık ne kadar güzel bir bebek bu. Hayatımda bu kadar güzel bir bebek görmedim dedi. Kızım kimin oğlu falan diye. sonra yine galiba 3 yıl geçtikten sonra Dönüş diye bir filmde çalıştık. Tarık, Yaman Okay, ki Yaman'ı da çok genç kaybettik. O da yani kardeşim gibiydi benim. Orada zaten biz neredeyse 3 kişiydik. Bir iki yardımcı oyuncunun dışında az oyunculu bir filmdi. Ama onun şeyinden hiçbirimiz de mutlu olmamıştık yani filmden. Ve biz hatta Dönüş için bizim biletlerimizi Tarık almıştı. Yaman'la ikimizin biletini Tarık almıştı. Araba tuttu. Daha doğrusu önce Diyarbakır'a indik. Oradan Bingöl'e geçtik. Bingöl'de çekilmişti. Karlova'da çekilmişti film. Oradan taksi tuttu bize. Bingöl'e öyle geldik. Orada çalıştık. Sonra Erzurum'a yine araba tuttu. Orada otelde kaldık bir gece ve yani bütün her şeyimizi karşılamıştı. Evet. Yardımsever. Ben Tarık Akın'ın çok parasını yemişimdir. Helal olsun diyordur herhalde öbür dünyada. Evet, Nur Hanım, evet. Nur Hanım çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattınız ki. Böyle kısa kısa bugün bir sürü konuğumuz var. Onları hepsini arka arkaya alıyoruz. Tamam. Tarık Akan'a saygı duruşu. Muhteşem bir adamdı. Dünya güzeli, yüreği çok güzel biriydi. Ve bizim çok sevgili arkadaşımızdı. Çok çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Evet. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Bu görkemli hatıralar gerçekten o kadar güzel bir program ki büyük mutlulukla seyrediyorum. Yazarımızı, edebiyatçımızı, yani böyle bir şey yok. İnsanlara bağlanıyorsunuz, onların yakınlarına bağlanıyorsunuz. Yani bizim bilmediğimiz, biz mesela Gülten Akın şeyinde o kadar içim ezildi ki yani niye... Biraz böyle ıskalamışız gibi geldi bana mesela. Çok üzüldüm. Çok teşekkür ediyorum size böyle bir programı yaptığınız için. Rica ederim. Dostlarımızı gösteriyorsunuz. Ya bir de bir şey daha söyleyeceğim. Tarık'ın cenazesiyle ilgili. Evden çıktım. Tiyatroya gelirken 3-4 tane kadın yakaladı beni. Nur Hanım dedi. Biz de dedi tiyatroya gidiyoruz. Bizi alırlar değil mi içeride? Çünkü bizim çocukluğumuzun kahramanı dedi. En çok dedim sizin hakkınız dedim ya. Yürüyün dedim, beraber gidiyoruz zaten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size. Biz teşekkür ediyoruz Nur Hanım. Güzel gözlü, iyi yürekli arkadaşımızı bize gösterdiniz bu gece. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bir gün Sarp Kura'yla birlikte sizi stüdyoda ağırlayacağım.
Tamam, oldu, oldu. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Serhan. Sağ ol. Evet, görkemli hatıralar, görkemli adamı Tarık Akan'ı, devrimci Tarık Akan'ı anmaya devam ediyor. Tarık Akan, sanat kelimesinin anlamı karşılığıdır, adam gibi adamdır diyor bir izleyicimiz. Yine Tarık Akan'ı anlatan o kadar çok güzel mesajlar var ki. Evet, şimdi arkadaşlar Özgür Özel, Nebil Özgentürk birazdan bağlanacak. O hazırlanana kadar Özgür Özel'le bir bağlantı yapacağız. Özgür Özel, Soma faciasından sonra Tarık Akan Özgür Özel'i arayarak oraya geliyor. O anısını anlatacak Özgür Özel bizlerle birlikte. Ardından Nebil Özgentürk gelecek ve onun belgeselini çekti. Dostunu anlatacak. O belgeselden kısa bir bölüm de izleyeceksiniz. Sakın bizden ayrılmayın. Dediğim gibi TT olmaya devam ediyor Tarık Akan. Sosyal medyada zirveye doğru çıkıyor. Siz yapıyorsunuz bunu. Siz onu seviyorsunuz çünkü. Meral Zorkun diyor ki hepimizin yüreğinde taht kuran bir güzel insanı, damat Ferit'i, bir devrimciyi, sıkı bir muhalifi, Atatürk aşığı Tarık Akan'ı anıyoruz bu gece. Ruhu şad olsun güzel insanı. Seni hep sevgiyle hatırlayacağız. Evet, hepimiz onu sevgiyle anacağız, anmaya devam edeceğiz. Çocuk yeni evet, Özgür Özel hemen hattımızdaymış. Arkadaşlar, Tarık Akan'la Özgür Özel'in fotoğrafları da var. Özgür Özel, Özgür Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet, fotoğraflar şu anda yayında. Soma'da, Tarık Akan Soma'da. Nasıl geldi Soma'ya Tarık Akan? Bir sinema oyuncusu, dayanışmasını işte böyle gösteriyor herhalde. Şimdi tabii şöyle, Tarık Akan hepimiz için çok önemli bir figür. 111 tane filmi olan, 7 kez Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan, ki bu ödülü en çok alan erkek oyuncu kendisi. Ve 70'li yılların ikinci yarısından itibaren, biraz önceki konuklar da çok iyi bir şekilde vurguladılar. Tarık Akan artık diyor ki, tamam, çok iyi filmler yaptım, çok yüksek gişeli filmler yaptım, ama bu toplumcu sinema ve kendi dünya görüşüne yönelik sinema, açıkçası kendi popülaritesini kitleler üzerinde, kendi ikna kabiliyetini sinema üzerinden kullanmak istiyor. Ve o dönemde yaptığı filmlerden biri Maden, işte biri Sürü, biri Adak, biri Yol, biri Kanal. Her bir tanesi bambaşka filmler. Bunların her bir tanesi Anadolu hikayeleri anlatıyor. Veya işte Kanal'da mesela bir kaymakam var. Yani orada güçlünün değil haklıdan yana olan bir kaymakamı izlettiriyor bize falan. Bunların içinde çok önemli kilometre taşlarından bir tanesi de hiç şüphesiz Maden. Tarık Akan'ın Maden filmi bütün madencilerin ve bütün toplumun zihninde bambaşka bir yer etmiş bir filmdir. Ama oraya gelene kadar ben, Tarık Akan Soma'ya iki kez geldi. Bu görüntüler, ekranda dönen görüntüler ikinci gelişinden. Birincisi faciadan 3 ya da 4 gün sonraydı. Yani bir anda karşımızda gördük. İstanbul'dan iki arkadaşıyla arabaya binmişler, geldiler. Böyle işte bir meşhur sima olarak değil tabii, herkes tanıyor. O üzüntüye rağmen herkes böyle gözünü güneşe dönenler gibi dönüyorlar. Tarık Akan'ın o ışığına bakıyorlar falan, ama Tarık Akan Soma'da mütevazi bir şekilde, maden faciasının olduğu yerde, daha sonra ailelerin taziye çadırlarında dolaştı gitti. O sırada sadece bana böyle şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Koca yürekli adam, seni keşke dinleselerdi falan gibisinden bir söz söyledi. Çok gençsin ama çok iyisin gibi, böyle öyle bir cümle söyledi. Mücadelene devam et dedi. Omzuma vurdu gitti, bu kadar böyle. Sonra Soma faciasından sonra ilk önce herkes işte unutursak yüreğimiz kurusun falan diyor ve Soma'ya 3 tane söz verilmişti. Bir tanesi ailelere, maden şehitlerinin ailelerine verilen sözler. Bu sözlerin bir kısmı tutuldu. Ama madencilere verilen sözler vardı ve iş güvenliğiyle ilgili verilen özellikle sözler vardı. Bu sözler hemen hemen hiçbir tanesi tutulmadı ve o sırada Soma'da bir sarı sendika var, örgütlü. Şimdi de var, halen daha maalesef o sendika örgütlü. İlk başta işçinin değil patronun sendikası gibi davrandı diye
6000 tane işçi birden ayağa kalkıp sendikaya doğru yürüdüler. Hiçbir şey söylemeden sadece nefeslerinin sesi duyuluyordu ve sendikanın başkanı istifa etmişti falan. Öyle bir atmosfer var Soma'da. Yeni bir örgütlenme olacak. Artık hiç bir zaman işte emekçinin hakkını yiyen sarı sendika, patrona peşkeş çeken sarı sendika olmayacaktı. Öyle bir süreçte işçilere verilen sözler tutulmadı ve orada o sarı sendikaya karşı diskin bir örgütlenmesi vardı. Fotoğraflarda da şeyi görüyorsunuz. Süleyman Çelebi var. O dönem milletvekili ama diskin bir önceki genel başkanı. Kani Beko var. O dönemki genel başkanı, şimdi milletvekili kendisi. Ben varım ve işte diskin Soma temsilcisi var. Şimdi Tarık Akan'ın o faciadan birkaç gün sonraki taziye ziyaretinden sonra esas bu ziyareti, şu sizin ekrana getirdiğiniz ziyareti çok mühim. Bir gün biz nasıl yapsak, nasıl etsek diye düşünüyorduk. Tarık Akan, daha doğrusu bilinmeyen bir numaradan arandı telefonu. Açtım. Karşımda böyle tanıdık bir ses. Ondan sonra sayın vekil nasılsınız dedi. İyiyim dedim efendim, tanıyamadım falan dedim. Koca yürekli adam, tanımadın mı beni deyince böyle tam şey yaparken ben Tarık Akan dedi. Dedi ki bana ihtiyaç varmış, Soma'ya geleyim diyorum, ne diyorsun dedi. Dedim ki ya olabilecek en iyi şey yaparsınız. Disk Soma'da işte örgütlenmeye çalışıyor. Maalesef başarıya ulaşamadılar. Çünkü Sarı Sendika birçok yol ve yöntemle işçilerin o örgütlenme girişimini kırdı. Onların bir kısmını kandırdı, bir kısmını bastırdı, bir kısmını... Evet, Tarık Akan ne yaptı Özgür Bey gelince? Durun, onu anlatacağım zaten. Korkuttu falan derken şey oldu. Yani ama bu iş, o büyük mücadele, yani işçinin hakları verilmiyor. O mücadeleye yönelik bir şey yapmak istiyorlar. Ve diskin aklına şey gelmiş. Acaba Tarık Akan gelse nasıl olur? Çünkü o da takip ediyor meseleyi. Evet, geldi. Biz de dedik süper olur ve aklımıza şey geldi. İşçileri ve ailelerini, bakın bu fotoğrafı bir açık havada böyle bir çay bahçesinde topladık. Ve Madem filmini hep birlikte izleyelim dedik. Tabii Tarık Akan gelince bir yürüyüş düzenledik. Bütün işçileri aldık. O zaman bakın işçiler. Şimdi bu tahmin ediyorum Ağustos ayının 16'sı ya da 17'si olacak. Yani faciadan 5 ay sonra yavaş yavaş verilen sözler unutulmuş. Faciadan 3 ay sonra verilen sözler unutulmuş. İşçiler işten çıkarılmış. Hem hakları verilmiyor hem madenler güvenli olmadan çalışmaya zorlanıyorlar. Aynı filmdeki gibi bir sarı sendika satıyor herkesi. Biz Tarık Akan'dan birlikte, biz onu karşıladık Soma'da. Tabii Tarık Akan olunca bütün Soma üstüne akıyor yani. Öyle bir karizma, öyle bir bambaşka bir ilgi var kendisine. Yani o güne kadar şöyleydi. Soma'da işte solcular yürüyor, disk yürüyor, madenciler yürüyor ama Tarık Akan gibi bir figür gelince onun işte o 111 tane filmde oynamış. Herkes hayran. Yani hiçbirini izlemeseler Hababam sınıfının Ferit'ine hayranlar falan. O böyle acayip bir hava yarattı Soma'da ve hani normalde 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi yürüyorduk biz. Binlerce kişi Soma oluk oluk sokaklara aktı, yürüdük. Hı hı. Konuşma yaptık. Madenci anıtıdır bu. Dört yol. Bu biraz önceki görüntü. Evet. Dört yoldaki madenci anıtı. Onun önünde basın açıklaması yaptık. Sonra birlikte Soma'yı boydan boya yürüdük. Akşam da oturduk ve Madem filmini izlediniz ve damgasını vurdu Tarık Akan Soma'ya. Hem de nasıl? Şöyle, Madem filmini izliyoruz. Çok kısa alalım burayı Özgür Bey. Daha başka tamam. Konuklar da var. Tamam, ben vakit var sandım ya, kusura bakmayın, öyle şey olmaz. Şöyle söyleyeyim. Filmin başında biz birer konuşma yaptık. Tarık Akan filmin başında kısa bir konuşma yaptı. Biz de dedik ki ya bu niye bu kadar kısa konuştu? Ama mikrofonu da elinden bırakmadı. Film oynuyor. Filmin bir yerinde bir dakika diyor, durdurun diyor, kalkıyor mikrofonla. Dört kez falan konuşma yaptı. Ve işçilere dönüyor, diyor ki görüyor musunuz diyor, nasıl kandırıyorlar diyor. Bakın diyor, bu adamlara güvenilmez diyor. Size de bunu yaparlar diyor falan. Resmen Madem filmini Soma'daki madenciler için bir şeye dönüştürdü böyle bir.
Örgütlenme ve grev kırıcılık veya örgütlenmenin önündeki engellere ilişkin bir eğitime dönüştürdü. Muhteşemdi. Ben hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Çok erken kaybettik. Daha yapacak çok işi vardı. Bütün yani tabii burada ekranlara taşıdığınız birçok arkadaşını ayırıyorum ve sözüm meclisten dışarı ama hani sanatçı dediğin Tarık Akan gibi olur. Sanatçı dediğin işte bu gece onun hatırasını yaşatmak için dayanışanlar gibi olur. Gözünü budaktan sakınmayanlar, emekten yana emek verenler olur. Tarık Akan çok para kazanabilirdi. Türkiye'nin en zenginlerinden biri olabilirdi. Ve geçmişlerin ortasında bir zaten karar verdi ve dedi ki bu popülaritemi ben toplumcu sinemaya, emek dayanışmasına aktarıyorum. Müthiş bir örnektir. Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Serhan Asker, size de yine muhteşem bir program yaptınız. Çok iyi bir ana konu, muhteşem konuklar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz Özgür Özel. Çok teşekkürler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Soma'ya gelen konuğunu anlattı. O dev adamı Tarık Akan'ı anlattı. Ve karşımızda şimdi Nebil Özgentürk var, Tarık Akan'ın dostu. Ben hemen Fatma Çobanoğlu'nun mesajını da okuyayım. Hazır mı arkadaşlar? Genç kızlığımın yakışıklı jönü, olgunluğumun devrimci Tarık Akan'la saygıyla programı ilgiyle izliyoruz. Bütün aile bu programı izliyoruz bu akşam. Emeklerinize sağlık Halk TV diyor ve Nebil Özgentürk karşımızda zirveye doğru çıkıyor. Bir numara olmaya doğru gidiyor Tarık Akan. Nebil abi merhaba, iyi akşamlar. Sosyal medyada şu anda zirvede Tarık Akan var. Zirveye doğru gidiyor. TT şu anda ama zirveye doğru gidiyor. Herhalde hak ediyor değil mi? Hak ediyor tabii ya. Tarık Akan hayata kalan demiştim ben. Gerçekten büyük bir mucizedir Tarık Akan'ın yaşam öyküsü. Belgeselinde de anlatıldığı gibi. Yani biz Ses dergisindeki bir yüz güzelinden, yani kapak kralından bir devrim yaratıyor. Kendi içinde bir oyunculuk devrimi yaratıyor. Ben hep şey derim, Ferit'ten Seyit Ali'ye dönüşüyor. Yani Ferit onun o salon filmlerindeki çok ismi, fazlasıyla kullanılan ismi, oradan Yol filmindeki Seyit Ali'ye dönüşüyor. Tarık Akan bu anlamda dünya çapında bir devrim yaratmıştır. Sadece kendi içinde bir devrimci olmakla birlikte oyunculukta da bir devrim yaratmıştır. Kendisi karar vermiştir buna. Bunu pek kimse bilmez Serhan'cığım. Bilmiyorum ya, inanır mısınız? Yani bu tür televizyon olaylarında biz yani oturup adım adım izleyemiyorum ben. Çünkü birkaç noktaya gidiyorum bu saatlerde. Yol yapıyorum, mobil durumda oluyorum. İnan şu ana kadar çok değerli dostları ağırladığını biliyorum. Bak kimler Rutkay geldi? Şerif Sezer geldi. Rutkay Aziz geldi, Şerif Sezer geldi, Melike Demirağ geldi, arkadaşı söyledi, Ninni'yi söyledi. Ondan sonra Nur Sürer katıldı, Özgür Özel katıldı. Sıra sende, ardından Bakırköy Belediye Başkanı katılacak, Kıymet Hanım katılacak. Ve belgeseli gösterdin mi bilmiyorum. Belgeselin iki kere gösterdik. Şimdi istersen bir ara verelim seninle. İkinci bölümünü izleyeceğiz. Sen varsın burada. Tarık Akan'ın eğitim dünyasına yaptığı katkıyı izleyelim arkadaşlar. Belgeselin ikinci bölümü arkadaşlar. Evet, Nebil Özgentürk, Tarık Akan'ın arkasında. Okuldasınız Nebil abi, anlatır mısın? Evet. Bir de eğitimci tarafı vardı değil mi? Ya evet, eğitimci tarafı da çok yoğundu. Onun da bir hayaliydi o zaten 10 yıllar boyunca. Ama öncesinde şunu anlatmak istiyorum ya. O devrimi anlattık ya, oyunculuk devrimini. Vasıf Öngören'i burada anmak gerekiyor. Vasıf Öngören'le tanışıyor önce Tarık abi. Abi diyebiliyorum, çok yakın dostlukta kurdum. Benim abim sayesinde, Ali Özgentürk sayesinde. Ali abimin iki filminde oynadı ve ben o filmler tarafında genç bir kardeşi olarak da çok ahbaplık yaptım, kardeşlik yaptım. O yüzden de hani bazı konularda hakkım var diye düşünüyorum. Şimdi öyle bir devrim ki bu. Hakikaten Hababam Sınıfı filminin bir Tarık Akan önerisi olduğunu bilen var mı bilmiyorum. Çok az kişi bilir bunu. Hababam Sınıfı bu ülkenin en büyük filmlerinden biridir. Türk sinemasının. Ve Hababam Sınıfı'nın Rıfat Ilgaz'ın o muhteşem eserini fark ediyor 75 yılında Tarık abi. Ertem abiye, ki Ertem Eğilmez Tarık Akan'ın patronu sayılır. Arzu Film diye bir büyük şirketin daimi oyuncusu.
Ertem abiye diyor ki ben bıktım bu salon filmlerinden. Ertem abi diyor. Ben bak bir kitap getirdim diyor. Hababam sınıfı, Rıfat Ilgaz vesaire. Ertem abi daha böyle çok büyük bir yönetmen ama popüler ve ticari sinemaya daha endeksli. Dur ya diyor falan filan, işte o biraz özel bir karakter Ertem İlmez. Uzun bir süre direniyor. Abi diyor bu olmazsa olmaz diyor. Bunu yapacağız diyor. Tarık Akan da büyük rüzgarlar yaratan bir oyuncu. Sinemamızda o zamanlar Yeşilçam mavi gözleriyle bütün genç kızların sevgilisi ve herkes bir Ferit bekliyor, Tarık Akan filmi bekliyor. Ertem Eğilmez de haliyle Tarık Akan'a biraz mecbur, hem patron olmasına rağmen oturup Hababam sınıfını çalışıyorlar. Ve aylar sonra Yavuz Turgul dahil müthiş bir Arzu film ekoriyle bugüne kadar uzanan, bence Türk sinemasının hem eğitim anlamında hem sınıfsal çelişkiler anlamında hem de okulculuk anlamında, biraz sonra konuşuruz onu, Tarık abinin okul dünyasına, eğitime olan sevdasını içermesi açısından bence hala aşılamayan bir filmdir Hababam sınıfı. Yani 75'ten bugüne galiba 45 yıl geçmiş. O günden bu yana bir okul, eğitim, sınıf anlamında yapılmış en büyük film olarak tarihe geçmiştir. Sonra versiyonları yapıldı. Hatta Ertem Eğilmez'e rağmen yapıldı. Ertem Eğilmez Rıfat Ilgaz'a rağmen yaptı vesaire. Böylece Tarık abinin fikri olduğunu kayda geçirmek istedim Hababam sınıfı filminin. O muhteşem Adile Naşitli, Şener Şenli, olağanüstü kadroyu bir anlamda saygıyla analım. Ve Tarık abinin bu anlamda dönüşümünü çok önemli buluyorum. Yani Bakırköy'lü bir çocuk, can kurtaran, tamam mı, o güzel yüzüyle isterse 40 yıl boyunca diyelim ki Amerikan sinemasındaki örnek Brad Pitt olabilir. Hep genç kızların sevgilisi kalabilir. Orta yaşlı kadınların sevgilisi olarak devam edebilir. Ama hayır, o ülke meselesine, memleket meselesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Nazım Hikmet'e ve memleketteki olan biten ne varsa haksızlıklara duyarlı bir çocuk haline geliyor. Daha çocuk diyorum çünkü çocuktu o zamanlar. Yani 30'lu yaşlarında buna karar veriyor. Ve sonra tabii ki anlatılmıştır. Ben bir daha anlatmak istiyorum. Rutkay abi anlatmıştır, Nur anlatmıştır, Şerif abla anlatmıştır ama Yılmaz Güney'le de Vasıf Öngören sayesinde tanışması arkasından onun bir başka devrimidir. Yılmaz Güney, Maden filmi, Yol filmi, Sürü filmi derken Tarık Akan'ın hikayesi bence ayrı bir, kendisi de bir sinema filmi olacak kadar bir yaşam öyküsü. Ve Nebil abi, Nebil abi orada tabii ki büyüdü, Sürü, Yol, işte o filmlerden sonra sinemada bir bekleme dönemi var ama orada eğitime adıyor kendisini ve eğitim, o Taş Mektebi de gittin gördün. Niye biliyor musun? Ya şimdi bir insanın gönlü Cumhuriyet'le atarsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le atarsa, arkasından çocukların değerini hisseden bir amcaya, abiye, babaya dönüşürse bir adam, isterse sinema oyuncusu olsun, isterse romancı, isterse tamirci kardeşim, çocuklarımız geleceğimiz değil mi ya, bunu söylemiyor muyuz Serhan her zaman? Abi. Ya çocukların eğitimi kadar değerli bir şey var mı? Ya aile içi eğitim ya da okulda eğitim. Ve Tarık abi yıllar boyunca bu eğitimi hayal kurdu. Bu eğitimle ilgili hayaller kurdu. Ve onun mahallesindeki bir taş mektebi, eski bir okuldur o, ki kendisinin de etrafında döndüğü bir okul. O okulu yıllar boyunca taksiler sattı. Taksi plakaları vardı. Bak çok enteresan bir şeydir. Lokantaları vardı. O 70'li yılların büyük Yeşilçam filmlerinden kazandığı paralarla elde ettiği lokantalar, taksi plakalarıyla bir servet diye sayabileceğimiz bir maddi bir ortamı vardı. Bütün bu maddi yapısını okula yatırdı. Diyeceksiniz ki ticaret yaptı. Evet, biraz ticaret, biraz da hayal, biraz da ideal. Ve o okul nasıl biliyor musun? Ben görüntülerde de gördüğüm gibi okula sabahları gider, öğretmen değil, eğitimci değil ama okulun patronu tabii ki. O okuldaki öğrencilerine bakar, ilkokul öğrencileri sonuçta, tamam mı? Halbuki onlar bizim geleceğimiz, benim de oğlum şu anda 9 yaşında, düşünebiliyor musunuz? Yani onlara bakıp Türkiye'nin geleceğini görmek durumunda. Bütün meselesi sadece yıllık aidat almak, yıllık gelir almak, yıllık işte prim almak, işte o yıllık parasını almak değil. Yani biraz katkıda bulunabilir miyim? Biraz o eğitime, bu ülkenin her tarafından kumpaslar kurulmuş, karanlıklar çerçevelenmiş bu duruma acaba biraz aydınlık pencere açabilir miyim kaygısıyla da
kurmuştur o okulu. Bunu söylemek gerek yok Serhan. Tabii. Yani burada hamaset yapmıyorum ben. Okulu kuran adam isterse okul yerine gerçekten lastik fabrikası kurabilirdi o parayla. Ya da ne bileyim bir karton fabrikası kurabilirdi. Tabii tabii. Hayır. Eğitime adadı kendisini. Gerçekten adama diyebiliriz buna. Yani sonuçta büyük gelirler elde etmez eğitimci kurumlar, eğitim şirketleri. Yani tabii ki gelir elde edecektir, kar edecektir. Ve Tarık abi de mutluydu. Ben yıllar boyunca Nazım Hikmet Vakfı'nın bütün etkinliklerinde Tarık abiyle beraber oldum. Ve i̇şte benim senden kendi sonra kıymet hanımı alacağız. Biraz da o anlatsın. Evet, o da anlatır. Dostluk ortamlarında Tarık abiyle akşamları sohbet ettik. Ben ona medyadan söz ederdim. O bana sinemadan ve okuldan söz ederdi. Okuldan gelirdi saat 4'te. Bir ortamda buluşurduk. Adını hani söylemeyelim. Bir sinema lokali, bir masa ortamı. Ya nasıl gözleri pırıl pırıl biliyor musun? Çok öğrencilerden söz eder. İşte belgeselde de anlattığımız gibi hayatını adam işte öğrencilere. Öğretmenlerle çok güzel geçinirdi. Öğretmenler de çok özel. Onların dostu, genç kardeşleri. Her biri böyle Tarık abinin dünyasından ya da Tarık abiye saygılı bir eğitimci, cumhuriyetçi kuşak. Ve onlar tabii ki çocuklarımızı yetiştirirdi. Sonuçta Tarık abi, şu anda da eminim ki Barış, oğlu Barış çok çok da güzel götürüyor. Hı hı. O özel taş mektebini sanki bir vasiyet gibi hani derler ya. Değerlendiriyor. Hayata kalan, hayata kalması gereken bir eğitim yuvası gibi hissettirdi. İğne oyası gibi işledi orayı. Ben çok önemsiyorum. Tarık çok önemli zaten, çok nasıl değerli ki o. Oyunculuğunda bir devrim varsa, hı hı, ve bütün bu devrim dediğimiz şey ülkeye dair bir şeyler söyleme. Yılmaz Güney filmleri, diğer yönetmenlerle çalışmaları, memlekete dair bütün sorunları içeren filmlere bir kayma varsa, o da bir eğitimdir çünkü. Kesinlikle. O da bir şey bırakmadır. Hı hı. Okulda da aynı şeyi uyguladı ve bence bir kahraman gibi de öldü. Son bir şey söylemek istiyorum. Eminim ki çok güzel dostlar bekliyor. Zamanın da güzel, kısıtlı biliyorum. Naz Hikmet konusunda çok hassastı Tarık abi. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk'üm var derdi, bir de Nazım'ım var derdi benim kendim adıma. Bir de İlhan derdi. Abisi, İlhan Selçuk. Ağır, evet İlhan Selçuk abi, affedersin onu da üçüncüsü hatırlattın, iyi oldu. Ve ağır o meşhur, hepimizin gözünü yaşartan ve erken yakalanan o amansız hastalığı sırasında, o kötü hastalığı sırasında inan buna çok zor yürüdüğü, uçağa binmemesi gerektiği zamanlarda yine bizim sevgili Günay Çapa'nın Almanya'daki güzel bir Naz Hikmet etkinliğine gidiyorum, selam olsun. Gidiyorum dedi. İnan buna Serhan, hakikaten yataktan gitti. Hiç unutmuyorum, sesi kısık, yorgun, masada oturamıyor, uçakta yorgun, otelde yorgun ama ne yaptı biliyor musun? Gitti. 4 uçağıyla geldi. Akşam hatırladığım kadarıyla Essen kentinde 7000 kişilik bir Naz Hikmet etkinliğine katıldı. Günay Çapa'nın ev sahibi olduğu. Ve o etkinlikte 4 dakika o kısık sesiyle o duygusal konuşmasını yaptı ki ben moderatördüm orada. Unutmadığım için hatırlıyorum. O gözlerini yaşarttığı hem Gazi'ye hem Naz Hikmet'e hem de bütün o aydınlara hem de Yiğidim Aslanımlara saygısını sundu. Gece 11 uçağıyla Türkiye'ye döndü ve çok kısa zaman sonra da hayatını kaybetti. Bir kahraman gibi de uğurlandı. Bunu herkes bilsin. Eminim ki onu da göstermişsindir. Şimdi Bakın göstereceğiz onu. Meydanında 100.000 kişi yürüdü. Evet, Tarık şimdi onu için. Göstereceğiz. Bu çok önemli bir şey. Evet Nebil abi, çok teşekkür ediyorum. Şimdi cenazesini bir nasıl uğurlandığını, halkın kahramanının nasıl uğurlandığını göstereceğiz. Nebil abi çok teşekkür ediyorum. Belgesel de harika olmuş. Ellerine sağlık. Zaten Nebil Özgen Türk imzalı belgeseller tadına doyum olmuyor. Fethi evet, Özkaya diyor ki güzel insan, büyük devrimci, seveceğin eğitimci, milyonların sevgilisi Tarık Akan, yıldızlar yoldaşın olsun, ışıklarda uyu. Çok güzel özetlemiş. Mahmut Bey de Serhan Bey, Tarık Akan saygıyla anıyoruz. Tarık Akan insan yürekli insan, her filmi insana dair ışıklar içinde uyusun. O kadar güzel, o kadar çok mesajınız geliyor ki onlarca mesajla Tarık Akan'a bizle birlikte siz de bütün halk, bütün ülke, bütün Türkiye, Anadolu saygı duruşunda bulunuyor. Sağ olun, var olun. Banu Esin Hanım diyor ki Tarık Akan muhteşem insan, büyük oyuncu, saygıyla çok güzel bir anma programı, hiç unutmayacağız, sağ olun Halk TV diyerek söylüyor. Dediğim gibi listenin başına doğru gidiyor. Bakalım Tarık Akan bu dünyadan giderken
halkı onu nasıl uğurlamış, bir cenaze törenini anımsayalım, sonra devam edeceğiz. Evet, Tarık Akan Bakırköy'den, işte Bakırköy'de işte bu görüntülerle son yolculuğuna uğurlandı. Bir ülkeye mal olduğu zaman bir sanatçı işte bu şekilde halkın bağrında yer alıyor. Hiçbir zaman unutulmayacak Tarık Akan'ı bu gece görkemli hatıralarda anmaya devam ediyoruz. Az önce onun son yolculuğunu gördünüz. İşte yüz binler Tarık Akan'ı gönderdi, uğurladılar. Son yolculuğunda yer aldılar. Tabii hepsi onu uğurlamak için Ankara'dan, Zonguldak'tan, maden ocağında çalışan işçiler, hepsi, çünkü onlara hep dayanışmasını göstermişti Tarık Akan. Orada yer aldılar. Başörtülüsü, başı açık olanı, hepsi Tarık Akan'ı göndermek için oradaydı. Bu hep böyledir zaten. İz bırakırsanız sizi öldükten sonra da yaşatıyor halkınız. Hep yaşayacak Tarık Akan. Oyunculuğuyla, karakteriyle, dürüstlüğüyle, Atatürk sevdasıyla hep yaşayacak. Ender Avcı, çağımızın altın kalbini unutmayacağız. Gerektiği gibi anılmalı, unutulmamalı diyor. Dilek Pınarkaya, Nebil Özgentürk'ün söylediği gibi kendisi de bir sinema filmi. Bu kadar güzel anlatılabilir. Tarık Akan, 2016'da Nalan öğretmenle tanıştım. Tarık Akan'ın okulunda çalışan bir öğretmendi ve o kadar güzel anlatmıştı ki eğitime adanmışlığını. Tarık Akan bir savaşçı. Onu çok özlüyoruz, çok ışıklar içinde uyusun. Program çok güzel gidiyor. Böylesine güzel bir anmayı yaptığınız için Halk TV'ye teşekkür ederiz diyor. Şöhret Gürler mahallenin efendi çocuğuydu. Gerçekten de Bakırköylüler onu çok seviyorlardı. Evet arkadaşlar, hazır mı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu? Beklemedeyiz, birazdan hazır olacak. Ben sizin bugün yağmur gibi gelen mesajlarınızı okumaya biraz daha devam edeyim o zaman. Çok sağ olun abiciğim. Yine çok ağladım. Ağladık. O benim, bizim kalbimizdi. Ağabeyimiz, Tarık abimizdi. Gelen güzel mesajlardan birisi. Bu gece programı kaçırdık. İşten dolayı büyük devrimci Tarık Akan abimizi anıyoruz. Jean-Jacques Rousseau'yu tabii ki toplum sözleşmesini unutabilir miyiz? Çok özel bir kitap. Evet, birazdan onu konuşacağız. Örsan Öymen'le Jean-Jacques Rousseau'ya geçeceğiz. Bir alimden başka bir alime geçeceğiz. Tarık Akan da bir alim gibiydi. Gerçekten de bir filozof gibiydi. Bir kere dürüsttü, mertti, yiğitti, devrimciydi, Atatürkçüydü. Gül Ercin, gençliğimin yakışıklısı, yetişkinliğimin değeri, ışıklar içinde uyu, yıldızlar yoldaşın olsun. Siz yazın, Tarık Akan yazın bir yere, gönderin bana. Dediğim gibi sosyal medyada onu zirvede görmek istiyoruz. Siz yaparsınız bunu, bu halk yapar. Tarık Akan'ı seven, yürekten seven, kalbiyle seven bu halk yapacaktır. Tarık Akan, Silivki duruşmalarında da vardı. Saygıyla anıyorum Tuna Cem'in gönderdiği mesaj. Tarık Akan her yerde vardı. Ezilenlerin daima yanında yer alan bir Tarık Akan'dan bahsediyoruz bu akşam. Arkadaşları, dostları anlattı. Dinlediniz nasıl birisi olduğunu, eğitime adanmışlığını ve onu Bakırköy'de uğurlayan belediye başkanı Bülent Kerimoğlu karşımızda. Bülent Bey merhaba. İyi akşamlar Serhan Bey, merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Bakırköy'ün abisini yüz binler uğurladı, törendeydiniz, töreni organize ettiniz. Nasıl bir gündü, o hüzün dolu günü biraz anlatın lütfen. Açıkçası benim hayatımdaki en duygusal anlardan biriydi. Açıkça şunu ifade edeyim, rahmetli Tarık Akan tabii halka mal olmuş çok değerli bir sanatçıydı. Biz onun istedik ki cenaze törenini halkımızla birlikte ona son bir vedasını, son bir saygısını gösterebilsin. Bu anlamda cenaze töreni bir bayram zamanına denk gelmişti. Açıkçası tören hazırlıkları bizim açımızdan da biraz zor oldu. Fakat burada emeği geçen, adını anmadan geçemeyeceğim dostlarımın büyük katkısı oldu. Başta Bakırköy Sanatçılar Derneği'nin değerli başkanı İlhan Gülek ve BASAT'ın yönetim kurulu üyelerinin çok büyük emeği oldu bu cenaze töreninin hazırlanmasında. Yine Taş Okulu'nun değerli müdürü Ali Akdoğan hocamızın çok değerli emeği oldu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün bu konuda büyük emeği oldu. Ve biz Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan anmadan sonra Bakırköy halkıyla, İstanbul halkıyla Tarık Akan'a yakışır bir cenaze töreni yapmayı
arzu ettik. Bununla ilgili çağrılarımızı yaptık ve Serhan Bey inanır mısınız? O gün orada yüz binlerce insan daha Bakırköy'ün girişinde Tarık Akan'ın naaşını karşıladı. Yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca yüz binlerce insan arkasından büyük bir saygı ve vefayla yürüdü. Ben o gün orada toplumun tüm kesimlerini bir arada gördüm açıkçası. Eğitimcisini, akademisyenini, işçisini, emekçisini, gencini, yaşlısını, muhafazakarını, milliyetçisini, marjinalini, herkes oradaydı. İnanın Bakırköy'ün ara sokakları dahi dolup taşmıştı ve Tarık Akan'a son vedayı, son saygıyı, son vefayı göstermek için yüz binler Bakırköy'deydi. Ben orada şunu anladım, bu sadece Bakırköy'de rahmetli Tarık Akan'ın manevi şahsında açıkçası Cumhuriyet değerlerine olan bir bağlılığın da ifadesiydi. Aydınlanma devrimlerine olan bir bağlılığın da ifadesiydi. O Silivri'de demir parmaklıklar önünde zulme karşı, kumpasa karşı, zalime karşı baş kaldıran Tarık Akan'ın arkasından bir saygının da ifadesiydi. Ve emek dünyası oradaydı. Biliyorsunuz DİSK'le birlikte verdiği emek dünyasında büyük mücadelesi vardı. Açıkçası devrimci kişiliğine, Atatürkçü kişiliğine, yurtsever kişiliğine yönelik bir bağlılık ve saygı yürüyüşü oldu. Yüz binlerce insan Tarık Akan'ı uğurlarken aynı zamanda dediğim gibi devrimci, onurlu, dik duruşuyla, eğilmeyen duruşuyla Tarık Akan'a bir saygının da ifadesi oldu. Yaptılar. Peki Rutkay abi bir şey söyledi. Bülent Bey başkan dedi bir özgürlük meydanı yapmak istiyoruz ve adını Tarık Akan. Onda bir gelişme var mı? Onun da müjdesini verelim mi bu gece? Onunla ilgili olarak tabii Bakırköy halkından bir talep geldi. Biz bu talebi geçtiğimiz dönemlerde Bakırköy Belediye Meclisi'nde Bakırköy Meclis üyelerinin oy birliğiyle Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nın Özgürlük Meydanı'nın adını Tarık Akan Özgürlük Meydanı olarak değiştirilmesi yönünde bir teklif hazırladık. Geçtiğimiz dönemde Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne ilettik. Biliyorsunuz meydanların, caddelerin adını mutlaka Büyükşehir'de onanması gerekiyor. O dönem onanmadı. Fakat bu dönem tekrardan bir karar aldık. Biz bu kararımızı Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne ilettik. Henüz orada bununla ilgili olarak alınmış bir karar yok ama bunun da takipçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim. Peki Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Özellikle bu töreni gönderdiğiniz evet. Görüntüler de çok güzeldi. Sağ olun, var evet. Olun. Tarık Akan'a sahip çıkmış belediye başkanı orada. Evet. Teşekkür ediyorum Serhan Bey. Ben de böyle güzel bir akşamda rahmetli Tarık Akan'a yakışır bir anma oldu. Sizin sayenizde biz de bir kez daha kendisini anma vesilesine kavuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Programınızın, başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun Bülent Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Tarık Akan'ı konuşuyoruz. Büyük oyuncuyu konuşuyoruz. Onun Nazım Hikmet Vakfı'nda çok değerli bir mesai arkadaşı var. Kıymet Hanım, Kıymet Coşkun Vakfı'nın genel sekreteri. Şimdi birazdan ona bağlanacağız. Hazırsa arkadaşlar bağlanalım. Ve Kıymet Hanım bize şuradan bir mesajı ben bu sırada hemen bir okuyayım. Tarık Akan gerçek bir aydın, yüreği güzel, filmlerinde hep emek sınıfının mücadelesini verirdi. Çok erken kaybettik, mekanı cennet olsun diyor Emine Tokmakkaya, ressam Emine Tokmakkaya. Mustafa Bey, Tarık Akan abimizin filmleri bize her zaman bir ders niteliğinde olmuştur. Yolumuzu doğru çizmemizde öncü oldu, ışıklar içinde uyusun diyor Mustafa Bey'e. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Uçar da Atatürkçülüğe bağlı Tarık Akan'a selamlarını, saygılarını iletiyor. Ve Kıymet Hanım karşımızda. Bakalım Kıymet Hanım Tarık Akan'la ilgili, mesai arkadaşıyla ilgili neler söyleyecek? Merhaba. Hemen söze gireyim ben. Evet, uzun yıllar birlikte çalıştığım kardeşim, arkadaşım, dostum, yoldaşımdı Tarık Akan. 30 yıllık, yaklaşık 30 yıllık bir mücadelede yer aldık. Mücadele derken Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan söz ediyorum. Şairimizin kız kardeşi Samiye Yaltırım ve kızı Ayşe Yaltırım'ın önerisi ve girişimiyle ve Aydın Aybay gibi, hocamız gibi pek çok güzel insanın katılımıyla kurulan vakfımızdan. Tarık'la biz pek çok organizasyonda yer aldık, pek çok organizasyonda etkinlikte yer aldık, gezilere katıldık.
yolculukların dostlukları sınanmasında çok önemli olduğunu düşünürüm. Ben arkadaşımı çalışmalarımızın yanı sıra bu yolculuklarda tanıdığım söyleyebilirim. Tarık sade, içten, dürüst, rahat, olduğu gibi görünen bir insandı. Kendisiyle barışıktı. Onun tek üzüntüsü ülkesinin içinde bulunduğu durumdu. Laiklikten asla taviz vermeyen, sanatı, kültürü, eğitimi önceliği olarak gören, emeğe, alın terine saygılı bir kişiliği vardı. Zaten tercihini emekten yana yapmıştı. Bu özelliği sinemasında olduğu gibi yaşamı boyunca yaptığı tüm işlerde de çıkış noktası oldu. Ben burada özellikle Nazım Hikmet Vakfı bünyesinde çektiği filmlerden söz etmek istiyorum. Yapımcısı olduğum için de gurur duyduğum belgesellerinden. Tarık, Anadolu'nun yani yaşadığı toprakların tarihiyle bağlılığıyla yurtseverliğini sinema tutkusuyla belgeselde birleştirmişti. Sevgili Yusuf Kurçenli ile başladığı, Rana ve Colin Mulier ile sürdürdüğü bu yolculukta çok güzel eserler bıraktı bize. Afrodisias, Karun Hazineleri, Köy Enstitüleri, Anadolu'da Romalıların Ayak İzleri, Atatürk'ün Alev Çiçekleri şu an aklıma ilk gelenlerinden. Üstelik bu belgesellerin parasını kendi cebinden çıkarttı, ödedi. Gelirini ise vakfa bıraktı. Tıpkı daha önce yazdığı Anne Kafamda Bit Var kitabında olduğu gibi. Nazım Hikmet Vakfı onun yuvasıydı diyebilirim. Vakfın her sorununu kendi sorunu gibi içselleştirmişti. 2015 yılıydı yanlış anımsamıyorsam. 20 yıla yakın bir süre çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Taksim'deki yerimizden çıkarılmıştık. Çok zor durumdaydık. Acilen bu sorunu çözmek istiyorduk. Yer bakıyorduk arkadaşlarımızla birlikte. İşte bu koşullarda bize Şişli'nin eski belediye başkanı sevgili Hayri İnönü kucak açtı ve yer gösterdi. Ve bize bir bina kullanabileceğimizi gösterdi. Derhal çok heyecanlanmıştık. Derhal çalışmalara başladık. Neler yapılabileceğine görüşürken Tarık ısrarla kütüphane önerisinde bulundu. Bu binada mutlaka bir kütüphane olmalıydı ve tüm sorumluluğunu da üzerine almak istiyordu. Derhal çalışmalar başladı ve de kütüphanenin bilgisayarları, masaları, sandalyeleri, kitaplıkları bizzat onun sorumluluğunda, onun tarafından alındı, yaptırıldı ve de ödendi. Yine çok sevdiğimiz bir danışma kurulu üyemiz, dostumuzla birlikte ödediler ve vakfa bağışladılar tüm bunları. Evet, açılış günü geldiğinde Tarık 15 Ocak 2016 yılında bu binanın açılışını yapmıştık. Tarık hastaydı ve hastalığı henüz duyulmamıştı. Zaten Eylül'de de kaybettik. Sevgili arkadaşımız hastanedeki son günlerinde bile bilincini kaybetmedi. Onu söylemek isterim burada. Ve de ilginçtir ki her gittiğimde vakfı ve vakıf çalışanlarını ve kütüphaneyi soruyordum. Sanıyorum sürem bitti. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı yolluyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz Kıymet Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz hem de. Tarık Akan'ı en güzel anlatan isimlerden birisi de Atol Behramoğlu'ydu. Ölümünden hemen sonra ona bir şiir yazmıştı Tarık Akan'a. Onu bir şeye benzet deseler, derdim ki farksızdı yanardağdan. Dışarıdan sakin, dingin, suskun, içi ateşle dolup taşan. Yurduna duyduğu sevgiydi o ateş. Çocuklara, aşka, özgürlüğe ve devleşen bir yangın alevi teler güler önünde. Kardeşim, yoldaşım, arkadaşım, anın hep cap canlı kalacak senin. En önde olacaksın. Denizle birlikte kurtuluş şöleninde Türkiye'nin. Evet, Atola böyle anlatıyor ve siz
Tarık Akan'ı hadi bakalım zirveye taşımaya devam edelim. Binlerce mesajınız geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Yazmaya devam edin. Zirve Tarık Akan'ın hakkı. Görkemli hatıralar. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.